Herkese selamlar değerli dostlar. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün komşu köyümüzdeyiz. Bakacak köyündeyiz. Kaçırge de diyoruz. Ahmet kardeşimiz yanındayız. Ahmet burada hayvancılık yapıyor. Bir de bizim yavru enik var. Ahmet'e vermiştik. Onu da sizlere yansıtalım. Önce bir böyle danalara, köpeklere. Bir de bir Ahmet'in hayatını sizlere böyle kısa bir kesit olarak yansıtalım. Ne yapalım? Hadi başlayalım. Arkadaşlar. Ahmet nasılsın? İyiyim abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sefa getirdin abi. Arkadaşlar bizim benim yavrulardan bir tanesi. Ahmet nasıl köpek? Vallahi abi çok güzel bir şey ya. Sevimli. Sonra sen de çok seviyorsun köpekleri. Abi sevmesek abi gelir seni bulabilir miyiz? Arkadaşlar Ahmet hayvancılık yapıyor burada. Değil mi Ahmet'im? Evet. Dağlar da yukarıda, şimdi şöyle çıkın. Sen o Ahmet'in arkasında bir köpek var. Şeyleri yayıyor. İnekleri, danaları yayıyor değil mi Ahmet? Evet abi. Onun bir tanesini Ahmet. Onun bir tanesini kurt boğdu değil mi? Kurtlar mala saldırdı korumak amacıyla. Arkadaşlar bu tarafta kuşu. Yaban hayvan çok burada değil mi Ahmet? Evet abi. Arkadaşlar şöyle köyde sizlere yansıtalım. Bakın. Onu dur, paçamı tutma. Bakın şöyle. Köyü de yansıtalım. Bizim komşu köyümüz. Böyle yukarıya. Kar var. Şuna bakar mısın arkadaşlar? Geçsin. Aslandan aslan doğar diyorum ya. Aslandan aslan doğar ya. Aslandan aslan doğar. Baron. Baron ge baron. Arkadaşlar şimdi kış mevsimi. Ahmet bugün danaları salmışsın dışarıya. Evet ama abi sen... bugün hava sıcaktı. Öğleden sonra dedim bir çıkarayım hava alsınlar. Bir de bundan uğraşmak biraz zor. Ahmet sen geçen arkadaşlar bu tarafta yaban keçileri çok oluyor. Dağlık. Bir de Ahmet geçen kaç tane domuz gördün sen? Abi vallahi o gün avda bir 40 tane bir gördük. 30 tane de bir 70'e yakındı. 70'e yakın domuz arkadaşlar. İki sürüydü he. İki sürü çıktı. He. O tepe köyüne doğru gittiler. Ayı da çok var. Kurt da arkadaşlar burada biraz daha fazla var. Bu tarafta tam böyle yaban keçilerin olduğu bir yer. Şöyle gidelim. Bu taraflarda da var baya. Şöyle. Ay karşıda da Dostolar köyümüz, Leventler. Dostolar, Leventler. Oğlum Leventler burada değil miydi? Burası Dostolar. Ha Dostolar burası Leventler. Leventler orası. Mezra zaten. Ha evet, bir köy zaten. Arkadaşlar çok gittiğimiz şey yine de unutuyoruz. Ahmet burada biraz da odun ufatmış. Evet abi. Şöyle. Arkadaşlar burası güney cephesi, biraz daha kar. Gel oğlum baron. Ya kuyruğa bak ya. Gel. Oğlum sen o köpek biraz sakat. Malın içinde bize sınıf. Nerede o? Buraya geldi. Ha. Ya. O demin iki tane de vardı. Önümden bir koşuyor Ahmet. Onlar başkası abi. He. Arkadaşlar. Ailen dolanıyor orada. He. Arkadaşlar şöyle çıkalım. Burada. Geçen de bir tane dana ben almıştım arkadaşlar. Videomuzu izleyenler varsa. Ahmet'ten almıştık. O sarı Ahmet vardı ya. Evet abi, tüy başına hayrını göresin onun da. Sağ olasın. Güzel insana güzel mal gider. Teşekkürler Ahmet. Arkadaşlar şöyle çıkalım. Ahmet gece kurt geliyor mu? Var mı? Köpekler geliyor da görmedim bu gece hiç kurt misal ama köpekler çok sarıyor. Yabani hayvan var ama hangisinden geliyor bilmiyorum. Gündüz görüyorsun tabii, ayı görüyorsun çok. Ayı çok abi. Biz de ayı çok değil mi Ahmet? Biz de ayı çok. Biraz daha palut olduğu için burada barınması daha kolay oluyor. Aynen. Arkadaşlar şöyle çıkan hayvanlar da burada. Ahmet salmış hayvanları. Şöyle. Ama şu palut da güzelmiş ha. İyi oldun çıkar. Ahmet sağ olsun, sana vereyim abi. Yok sağ olasın. Ama baksana şuna. Maşallah. Arkadaşlar. Bereketli olsun diyek. Sağ olasın abi. Şöyle. Yarısı orada. Ha. Yarısı biraz. Ben orada. Babana diyorum ki. O danalar dişileri sen bana ver. Sen kendine yersin abi. Maşallah güzel hayvan arkadaşlar. Simental. Simental melezi. Holstein mi yukarıdaki siyah? O Holstein gel zaten göründüğü gibi kalite hep simental. Melezi de bakıyor. Bir tane var şu bak. Erkek. Aha. Bu gerisi hep. Evet. Bak şu geliyor zaten onu. Ha. Çok uysal. Çağır bakayım.
Aynen böyle yukarıda da var baya. Fazla yukarı çıkmıyorum şöyle. Ahmet'in danaları. Şu tarafa doğru da gidebiliriz abi. Aha. Yakınımızdalar. Şöyle. Arkadaşlar köyü de şöyle gösterelim. Biz mesela Refah'a giderken içeye kışın yukarıdaki yolda gidiyoruz. Kapalı oluyor. Bu yoldan geçiyoruz. Ahmet de benim kardeşim, dostum, babası da. Orada da onu siz hayvanlara bırakmışsınız ya. Ha. Maşallah. Ya sen ne tatlı şeysin. Misafirimiz geldi. Ayşe. Dişi mi o? Dişi abi. İşte tatlı bir şey ya. Babam bunları vermiyor mu? Yok bunları. Babam verse de ben vermiyorum. Abine ver abine. Ve bak abiye bir tane verdik. Tek kaldı. O danalar kimin? Onlar muhtarın. He orada var. Evet. Bu da dana. Şaka işte bu da dana. Kaç tane beraber şimdi dana? Dana burada şu an 11 tane var. Toplam. Toplam ama düve falan da var. Yine şu an yayılımda şu an yayılan 17-18 tane var. He. Arkadaşlar şöyle. O da tatlıymış erkek. Bu erkek toplamıyor. Bu da o gün senin aldığın sarının yanındaki erkek var ya. Ha o muydu o? Ha, ha. Anasının emeğiydi ya. Bugün anası analar içeride ya. Ha. Onu da azarladım onlarına. Ha. Yo, maşallah çok güzel hayvanlar arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gerçekten güzel. Arkadaşlar buralarda bizim burada vahşi yaşam çok fazla. Her şey de var. Yani köpekler gezemeyecek kurtlarla çok boğuşuyor. Senin köpek nerede? Bu normalde sürünün başında Ahmet'in bir köpeği arkadaşlar. O buradadır abi zaten. He. O biraz bana geliyor. Köpeklerle ben iyi anlaşıyorum da o biraz sakat bir köpek. Çirkin de bir şey Ahmet ya. Çirkin de bir şey arkadaşlar şöyle. Ya abi zaten belli oluyor bu ayların geldi. Bak parkların dalları hep kırmış budamış. Aynen aynen çok fazla var ha. Çoğu palazon tepeleri yoktur hep budamış. He. Bak şu palutta bile görebiliyoruz bak dalları bak. Hep salmış aşağı. Aynen arkadaşlar. Gerçekten. Şöyle. Arabaşlar. Ufaklı mı nerede bizim? Aşağıda. O sabah buradaydı. He. Sen gelirken geldi aşağı. Onu da alıştırdım vallahi. O sabah akşam malla yatıyor kalkıyor. Değil mi? İçeride tutuyorsun. İçeride o. Malla beraber mal arasında. Arkadaşlar güzel bir çoban var. Büyük başta. Benim köpekler ben ama. Arkadaşlar ben içeri gidelim köpekler ta buraya kadar var peşine geliyorlar. Geçen cenazede de gelmişler. Ha geldi arkadaşlar. Geldi. Çok iyi bir köpek arkadaşlar. Ha. Oğlum tut tut. Kaslı arkadaşlar Anadolu. Oğlum çek şunu. Gel. Gel oğlum abi. Gel. Korkma. Ha. İşte yaz kış malımız buna emanet bizim. Ha. Tek başına yayıp getiriyor bu. Ha. Arkadaşlar malı götürüyor yayıyor. Hadi oğlum abi. Aferin. Ama çok da kaslı bir şey ha. Yediğini bilir abi. Ha. Böyle hareketli bir köpek arkadaşlar. Yani büyük bir köpek. Öyle belki videolarda köpekler bazen küçük gözüküyor ama gerçekten büyük bir köpek hayvanları yayıyor yani köpek. Bunun kardeşi de vardı kurtlar boğdular. Kurtlar boğdu onu. Arkadaşlar işte sürü geliyor. Burada 6-7 tane 8 tane bir sürü varmış. Ama hiç siyah kurt gördün mü? Siyah kurt. Bugün domuzları gördüğümüz zaman gördük. Duman biraz da kırmızı duman rengi aynı bizim ite çalıyordu rengi biraz da. Evet. Benim köpekten nasıl önüne katmışlar o gün? Söylediler mi sana? Ben gördüm avdayken ben gördüm tepenin altında. Şalonda bir tane köpek bir de senin köpek vardı bozu. Peşinde. Şey söyle ben şimdi arkadaşlar ben o gün neredeydim? Ben yoldan geldim durdum sen ya. Sen yoldan gelmiştin. Boybelerin altında bekliyordun. Arabayla. Ben oradan geldim. Oradaki çocuklar söyledi bana. Şeydekiler var ya domuz avındakiler. Abi ya sen köpekler kurdu önüne kalkmış dedim. Abi videoyu kaçırdık ya. Biz olmayınca köpekler. Arkadaşlar ben köpekler. Macera vardı o gün ama sen yoktun. O gün köpek. O gün çok macera vardı. Bütün yaban hayvanlarını gördük resmen. Arkadaşlar sadece yani av dediği Ahmet şey domuzlar arkadaşlar zarar verdikleri için öyle domuzları azaltmak amacıyla püskürtmek amacıyla yoksa geliyorlar mahvediyorlar buraları. Fasulyeleri ekiyorlar burada fasulyeleri söküyorlar. Bahçelere giriyorlar. Çok fazla var. Hakkından fazla var. Aşırı arazide mevsim zamanı, mahsul zamanı bir şey alamıyorsun. Hepsini söküyorlar. Evet arkadaşlar. Çok çile veriyorlar.
Arkadaşlar şimdi bazen biz böyle deriz, insanlar böyle bize bir şey tepki. Av dedi arkadaşlar, domuz yani, domuzlar azaltmak ya da sürmek anlamında, ya da 30 tane domuzu kimse de vuramaz zaten. O taraflara sürüyorlar. Çok zayiattır arkadaşlar, insanların emeklerini hep. Ahmet Yazkış köyde yaşıyor. Bir mücadelenin içerisinde hayvancılık sektörü de zaten sekteye uğramış bir durumda. Tarım da bu şekilde. Şurada insanlar bir parça şey ekiyorlar. Bakın bizim buralar dağlık köy. Yemin çuvalı olmuş. Mesela 400-450 lira arpa ekiyoruz. Arpayı da domuz söktüğü zaman hiçbir şey, bu sefer hayvanların telef oluyor. Hayvanlara bir şey kalmıyor. Aynen öyle arkadaşlar. Yani gerçekten. Aferin oğluma. Ya bak, ben her köpeği seviyorum. Ama bu köpeği bir sevemedim ya. Ha bu çirkin köpeği. Şey yapıyor ya, Abi, harlıyor bana ya. O şey, şu an mal yanında ben olmasam gelemezsin buraya. Bel mi? Sokmaz seni. Sokmaz. Sen akşam bir şey yapsan, müsait olduğun zaman gel. Bu akşam mesela, bugün hayvan, yabani hayvan hep tarlaların yüzündedir. Ya ben şey, gece kamerasına bizim Mert Yılmaz Mazgil var. O zaman o çocuklara verdim. Bizim çocuklar o da gece çekimi yapacaklar. O yüzden gece kamerası, bir tane iyi bir kamera almak lazım ki gece çok çıkıyorlar da gündüz de görüyoruz. Drone'la çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle Ahmet'in yanına geldik. Ahmet'i ziyaret ettik arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Gelmişken de böyle Ahmet'le kısa bir video yapalım dedik. Hazırlıksızdık aslında. Bizim yukarıda şeye gittik, taziyeye gittik. Şehit taziyesine, ondan dolayı. Güveninizden dayım umut olsun, hoşça kalın diyoruz değil mi Ahmet? Evet, herkese selamlar.